Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son ünitemiz olan afetlerin genel özellikleri konusunu işleyeceğiz. Gelin hep birlikte ünite içerimizde neler var göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda önce afetlerin oluşum nedenlerinden ve bu afetlerin çeşitli özelliklerinden bahsetmiş olacağız. Sonra bu afetlerin dağılışı ve etkileri arasında nasıl bir ilişki var ondan bahsetmiş olacağız. E şimdi dünya işledikten sonra tabii ki de nereye işlememiz gerekecek? Türkiye'yi de işlememiz gerekecek. Yani bu afetleri anlatırken hem dünyada bu afetleri söylemiş olacağız hem de Türkiye'de bu afetleri söylemiş olacağız ve afetlerden nasıl korunmalıyız? Afetleri önleyebilmemiz için yapmamız gereken durumlar var mı? Bunlarla ilgili de güzel bir konu anlatımı gerçekleştirmiş olacağız bu dersimizde. Peki bu ders neden önemli derseniz TYT anlamında oldukça önemli. Çünkü afetler kısmından her yıl banko kaç soru bir soru geliyor. O yüzden burayı daha dikkatli dinlemenizi ve ders bittiğinde hemen şu sağ tarafta gördüğünüz ödevler kısmını da çözmenizi istiyorum. Yani sıfırdan ona kitabımızda 168-184 sayfa aralığını çözüyorsunuz. Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabımızda ise 155-170. sayfa aralığını çözüyorsunuz. Ders bittiğinde dünyada görülen bir afetin neden orada görüldüğü ile ilgili de güzel bilgiler öğrenmiş olacaksınız. Hem de Türkiye kısmında diyelim. Peki Afet nedir dersek şimdi insan yaşamını sürdürebilmek için çevreyle o faaliyet göstermiş olduğu çevreyle sürekli olarak etkileşim halinde. Ve bu süreçte bazen canlı ve cansız çevreye büyük zarar vermekte insanın çeşitli ekonomik faaliyetleri var. Ve bu ekonomik faaliyetleri durdurma noktasına getiren bazı olaylar var. Yani biz ne demek istiyoruz? Özellikle insanların bakın dikkat edin. Önlemek için tüm imkanları seferber etmesine rağmen yani biz bunları olmasını engellemek istiyoruz. Bunun içinde birçok durumu birçok olayı seferber ediyoruz. Ama işte bu engel olamadığımız olaylara biz afet diyoruz. Bak doğal afet değil. Afet diyoruz tamam mı? Ve afetler oluşum itibariyle ikiye ayrılmakta sevgili arkadaşlar. Eğer ki bir afet doğada meydana gelen olaylar sonucunda gerçekleşiyorsa biz bu afetlere doğal afetler diyeceğiz. Ama insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda ortaya çıkıyorsa bu afetler biz bunlara da beşeri afetler diyeceğiz. Tamam mı? Yani hemen afet deyince doğal afet diye düşünmeyin. Beşeri durumlar da ister istemez afete dönüşmekte. Yani burada bir doğa olayının afete dönüşebilmesi için şunu unutmayalım. Tırnak içerisinde şunu bilmemiz gerekiyor çok ciddi anlamda can ve mal kaybına sebebiyet vermesi gerekiyor. Mesela deprem bir afet midir derseniz deprem bir afet değil. Deprem bir doğa olayı. Eğer ki bu doğa olayı noktasında ciddi anlamda can ve mal kaybı yaşanırsa o zaman biz bu doğa olayına doğal afet diyeceğiz tamam mı? Mesela tsunami, volkanik faaliyetler, heyelan, kaya düşmesi, çamur akıntısı bunlar yerle ilgili olduğu için biz bu yere jeo dediğimiz için bu afetler jeolojik afetlerdir. Sıcak soğuk hava dalgaları, kuraklık, dolu, hortum ya da işte kasırga aşırı yağışlar, hava kirliliği, çığ, taşkınlar bunlar hava ile yani atmosferle ilgili durumlardır. O yüzden bunları biz klimatik afetler ya da sel taşkın hidrosferle ilgili bir durumdur o yüzden buna da hidrolojik afet diyoruz tamam mı ama erozyon Orman yangınları, böcek istilaları ve salgınlar. Bu canlılarla ilgili olduğu için yani kimle ilgili burası? Biyosferle ilgilidir. O zaman biz bu afetleri biyolojik afetler diyeceğiz, tamam mı? Ama bak şuraya dikkat et. Mesela demiş ki sosyal afetler, yangınlar, savaşlar, terör olayları ya da saldırıları, göçler. Bunlar işte bu kısımda beşeri afet kısmına giriyor, tamam mı çocuklar? Yani bunlar insanın çeşitli faaliyetleri sonucu ortaya çıkıyor. Mesela biz bir yere otel yapmak istiyoruz ya da hayvanlara otlak bulmak istiyoruz. Bunun için sebepsiz çıkarmış olduğumuz orman yangınları var. O zaman bu sosyal bir afet oldu. Ya da maden çalışma sahalarında ister istemez yaşamış olduğumuz acı, üzücü durumlar var. Nedir mesela? Girizu patlaması oluyor ve madende bu göçük altında kalan işçiler maalesef hayatını kaybediyor. İşte Erzincan ilinde yaşadık büyük bir kütle hareketi neticesinde maden sahasında maalesef işçilerimiz hayatını kaybetti. Onun dışında biyolojik nükleer kimyasal silahların kullanımı. Devamında nükleer santral kazaları bunun için mesela 26 Nisan 1986 tarihini örnek verebiliriz. Ukrayna'da Çernobil nükleer santralinin patlamasıyla birlikte Karadeniz Havzası'nda birçok problemi de beraberinde getirmiştir diyebiliyoruz. Sanayi ve ulaşım kazaları da teknolojik afetler olarak hayatımıza girmekte diyebiliriz. O zaman gelin şöyle dünyada 1900'lü yıllardan itibaren meydana gelen ve en fazla can kaybının yaşandığı afetlere bakalım. Mesela demiş ki Haiti depremi ne zaman? 2010 10 tarihinde ve 316 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Sumatra Tsunami'si Endonezya'da meydana geldi. 2004 yılında 230 bin kişi hayatını kaybetti. Buradan böyle devam ediyorum, ediyorum, ediyorum ve şuraya geldim. Bak ne demiş? 20 milyon. Burada 20 bin var ya, şurada da bin var. O yüzden şunun yanına da şöyle 3 tane sıfır atacağız. Sözelciler için bu da bilgi olsun. Mesela burada 230 demiş ya. Şurada bin dediği için şuraya şöyle 230 bin diye yazıyoruz. Tamam mı çocuklar? İspanyol gribine ne demiş? 20 milyon insan hayatını kaybetmiş. Şimdi İspanyol gribi o zaman nedir? Salgın hastalıktır. Hemen şöyle geriye geldiğimizde bakın dikkat edin sevgili arkadaşlar. Salgınlar nasıl afetlermiş? Biyolojik afetlermiş diyebiliyoruz. Sonra mesela burada Gansu depremi demiş. Çin'de 250 bin kişi hayatını kaybetmiş. O zaman gelin hep birlikte bunları teker teker kar işleyelim Birincisi nedir? Deprem. Deprem neydi? Hemen şöyle bu 10. sınıfın ilk kısımlarını da hatırlamamız gerekirse, depremler yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılar ya da salınımlardır. Ve bu salınımlar üç şekilde meydana gelmekteydi. Bunlardan bir tanesi tektonik kökenli sarsıntılar. Biz bu depremlere tektonik deprem. Bir diğeri volkanizma faaliyeti oluşan depremler, volkanik deprem. Bir diğeri yerin altındaki boşlukların çökmesiyle birlikte oluşan çökme ya da çöküntü depremleriydi. Peki, bu depremler içerisinde afet boyutunda görülme ihtimali en yüksek olan depremler hangileridir dersek tabii ki de tektonik depremlerdir. Çünkü bu depremler fay hatları üzerinde levha sınırları üzerinde meydana gelecektir ve bu da yıkıcı etkisi ciddi anlamda fazla olacaktır diyebiliriz. Mesela biz dünya ölçeğine baktığımızda dünyada depremin görülebileceği üç tane ana fay kuşağını bilmek zorundayız. Bunlardan mesela bir numarayla gösterdiğimiz alan tam şurasıdır. Bak Amerika'nın batı kısmını kapsar Asya'nın, Avustralya'nın ve Yenizel Nezerlanda'nın doğu kısmını kapsar. Burası Pasifik Okyanusu'dur ve biz buraya Pasifik Deprem Kuşağı diyeceğiz tamam mı? İkinci hattımız neresidir dersek ikinci hattımız tam burası. Bak şu kısım Akdeniz, şu kısım Himalaya. Bu deprem kuşağımız da Akdeniz Himalaya deprem kuşağı. Üçüncü kuşağımız ise Atlas Okyanusu'nun tam orta kısmı. Bu alanda Atlantik deprem kuşağı olarak karşımıza çıkmakta. Ve bu hat içerisinde mesela yıkıcı anlamda, büyüklük anlamda en büyük depremleri şöyle bakmamız gerekirse Valdivia depremi Şili'de 1960 yılında gerçekleşiyor ve 9.5 büyüklüğünde. Bak Hangi kuşak içerisinde? Pasifik deprem kuşağı içerisinde görülmüştür. Haiti depremi 7.7 316 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Peki bize ÖSYM mesela TYT sınavında afet boyutunda yıkıcı etkisi yüksek depremler nerede daha yoğun ölçekte görülür gibi bir soru sorarsa bu sefer ne yapmamız gerekiyor derseniz işlemimiz aslında çok basit. Bak şimdi Amerika'nın batı kısmını şöyle karalıyorsun. Batı kısmı derken kıyı kısmını karalıyorsun tamam mı? Sonra geliyorsun bu Asya'nın doğu kısmı var ya Endonezya, Malezya, Gine adaları ve Yeni Zelanda'yı şöyle alıyorsun. Burayı da karaladın mı? Karaladın. Sonra geliyorsun bu Atlas Okyanusu'nun ortasını, İzlanda'dan okyanus ortasından şöyle aşağıya doğru karalıyorsun. 3 tane aşağıya doğru ı çizdin tamam mı? 3 tane ı çizdin. Sonra sizin için gayet kolay olacağını düşünüyorum. Türkiye'yi buluyorsunuz ve Türkiye'den şöyle bir sola gidiyorsunuz, şöyle de bir sağa gidiyorsunuz eğer ki bunu yaptığınızda bu harflere yani bu temas eden kısımlar varsa afet boyutunda deprem görülecektir. O zaman ben şuraya şöyle koyduğumda sol tarafta neyi görüyorum? I harfini ve H harfini görüyorum. O zaman ben I ve H harfi yaptığımda harfime temas eden bir yer varsa bu alanda afet boyutunda depremlerin görülme ihtimali oldukça yüksektir diyebiliriz. Mesela bizim ülkemizde de Marmara depremi zaman süreç içerisinde 99'lu yıllarda yaşandı. 18 bin kişi hayatını kaybetti. Maalesef geçen sene çok yıkıcı bir deprem yaşadık 53 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti devamında mesela nereye gideceğiz Japonya hattına gideceğiz Tokyo depremi 8.2 büyüklüğünde ve bu alanlar fay hatları levha sınırlarıyla paralellik göstereceği için deprem tehlikesi de yüksektir diyebiliriz ha şunu unutmayalım. Ülkelerin özellikle gelişmişlik seviyesi bu depremlerin afet boyutunda görülüp görülmemesinde önemli bir etkiye sahiptir. Nasıl derseniz şöyle düşünün. Mesela Burada iki tane ülke alalım. Yani çok uzağa gitmeyelim. Bir Japonya diyelim. iki Türkiye diyelim. Şimdi iki ülkede deprem tehlikesi açısından yüksek bir ülke. Peki Japonya'da yaşanabilecek 9 büyüklüğündeki bir depremde meydana gelen can mal kaybı ile Türkiye'de yaşanabilecek 9 büyüklüğünde meydana gelen bir depremdeki can mal kaybı aynı olur mu? Tabii ki de olmaz. Gelişmiş ülkelerde binalar da depreme dayanıklı yapılacağı için bu kapsamda sevgili arkadaşlar ne olacaktır? depremden etkilenme durumu daha az olacaktır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Ama az gelişmiş ülkelerde binalar depreme daha dayanıksız olacak. Bu da ister istemez o bölgede depremdeki yıkıcı etkiyi artıracaktır diyebiliyoruz. Peki Türkiye'ye baktığımızda Türkiye Akdeniz Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer alıyor. O yüzden de bizim ülkemizde birçok noktada büyük yıkıcı depremler görülmekte. Büyüklük anlamındaki en büyük depremlerimiz 7.9 büyüklüğüyle nerede? 1939 tarihinde er Erzincan'da yaşanmıştır. Maraş Göksun depremi yıkıcı anlamdaki Türkiye'nin en yıkıcı depremidir. Onun devamında daha öncesinde Marmara depremleri vardı. 99 yılında Gölcük depremi 18 bin kişi maalesef hayatını kaybetti. Burada da bizim ülkemizde 3 tane ana fay kuşağı var. Birinci fay kuşağımız tam bu kısımda batıda Saros Körfezi'nden başlar. Saras Körfezi'nden devam eder ve Marmara Denizi'ne doğru gider. Marmara Denizi'nden sonra şöyle Bolu üzerinden, Tokat üzerinden, Erzincan üzerinden Muş vartoya kadar uzanır. Bu hat Kuzey Anadolu fay hattı olarak karşımıza çıkmakta. İkincisi ülkemize Hatay'dan sokulur. Burada Antep, Osmaniye, Maraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ hattı üzerinden Muş'a kadar devam eder. Bu hatta Doğu Anadolu fay hattı olarak geçer. Bir de bizim Batı Anadolu'da Horst-Grebensis sistemimiz vardı ya ki biz bunu mesela dağlar kısmında anlatırken alçakta kalan kısımlar graben yüksekte kalan kısımlara hors diyorduk ve bu kırılma alanlarına da fay hattı demiştik ya sevgili arkadaşlar o yüzden Batı Anadolu'da bu kırıklı yapıya bağlı olarak da bir deprem bölgemiz var bu bölgedeki deprem kuşağını da Batı Anadolu fay hattı demekteyiz peki buradaki bizim için önemli olan durum depremin bu yıkıcı etkisini nasıl azaltabiliriz yani deprem öncesinde deprem sırasında ve deprem sonrasında sonrasında yapmamız gereken bazı ödevler var. Gelin hep birlikte onlardan da biraz bahsedelim. Tabii ki de bir deprem öncesinde yapabileceğimiz ilk şey okul ya da ev için ya da bulunduğumuz bir iş yeri için deprem planı oluşturmaktır. Bu bir. Ve aynı şekilde bulunduğumuz o bölgelerde deprem tatbikatı yapmamız gerekiyor. Tabii ki de yaşadığımız çok büyük bir depremde bu tatbikatı ne kadar uygulayabiliriz orası maalesef tartışılır. Temel ilk yardım eğitimini hepimizin alması gerekiyor. Ya da depremde mesela evimiz de devrilme ihtimali çok yüksek olan eşyalar ya da bu eşyalar devrildiğinde bizi yaralayabilecekse bu eşyaları duvarlara sabitlememiz gerekiyor ve evimizde yangın söndürme tüpümüz bulunması gerekiyor. Peki deprem sonrasında olabilecek ya da çıkabilecek bir yangını daha rahat bir şekilde söndürebiliriz. Depremden sonra yardımın hemen ulaşamayabileceğini düşünmemiz gerekiyor. O yüzden de deprem çantası hazırlamamız gerekmekte sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte deprem sırasında bir sakin olacağız ki bu en en zor olaylardan bir tanesidir. Bina içinde eğer ki üst katta isek dışarıya çıkmamaya çalışacağız. Çünkü bir binadaki en dayanıksız yerler ya merdiven boşluklarıdır ya da asansörlerdir. O yüzden eğer ki hemen seri bir şekilde dışarıya çıkamayacak 6, 7, 8, 9, 10, 15. katlardaysak o katlarda kalmamız gerekiyor. Özellikle bakın dikkat edin balkonlar, merdivenler ve asansör boşluklarından uzak durmamız gerekiyor. Sağlam bir eşyanın yanına çömelmemiz gerekiyor ki eğer ki bina yıkıldığında o alanda o eşya ile birlikte bir hayat üçgeni oluştura, bilme durumumuzda yer almaktadır diyebiliriz. Düşebilecek cisimlere karşı başarılı ımızı korumamız gerekiyor. Dışarıda isek eğer ki yıkılabilecek yıkılma tehlikesi olabilecek binalardan da uzak durmamız gerekiyor. Deprem sonrasında binada özellikle gaz ve elektriği kapatmamız gerekmekte. Sağlık durumumuzu hem bizim hem kendimizin hem de yakınlarımızın kontrol etmemiz gerekiyor. Binayı terk ederken düşebilecek kırılabilecek cisimlere karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Hasarlı binalara uzmanlar kontrol etmeden girmememiz gerekiyor ve acil aramalar dışında özellikle bu oldukça önemli telefon hatlarını meşgul etmememiz gerekmekte sevgili arkadaşlar burada özellikle depremin o büyüklüğü ve şiddet kısmı önemlidir özellikle bizim bu afet boyutunda görülebilecek depremlerimiz 7 veya daha üzeri 7.9 8.9 büyüklüğündedir tsunami nedir tsunami özellikle okyanus ve deniz tabanlarındaki o dev dalgalardır ama biz bunu Japonca kökenli bir kelime Meiji Tsunami'sinde literatüre girmiş. Japonların yardım çığlığı olarak literatüre giriyor. Liman dalgası olarak geçiyor. Peki bu Tsunami'yi oluşturan ne? Bak burada çok önemli bir şey söylüyorum sana. Okyanus ve deniz tabanlarında meydana gelen depremler, okyanus ve deniz tabanlarında meydana gelen volkanizma faaliyetleri ve toprak kaymaları yani kütle hareketleri sonucunda oluşan dev dalgaları biz tsunami diyoruz. Bak ilk literatüre ne dedik? Meiji tsunami'si 1896 yılında 21 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu evreden sonra literatüre girmiştir. Ve tsunami'ler özellikle oluşum, yayılma, sel ve tufan olmak üzere 3 kısımda incelenebilir. Bak 1 oluşum dedik. 2 yayılma dedik. 3 sel ve tufan şeklinde ilerleyecektir diyebiliriz. Oluşum evresini düşündüğümüzde okyanus ya da deniz tabanında bir deprem, volkanizma, kütle hareketi meydana gelir. Bu okyanus ya da deniz suyunun dengesini bozar. Su kütlesi karmaşık bir yapı alır ve çekilir. Yani o olduğu zaman şöyle mesela şurada bir deniz kıyısını çizersek o sular geriye doğru çekilecektir. Yayılma evresinde dalgalar deprem bölgesinden kıyıya doğru hızla yayılır ve Sel tufan evresinde ise kıyıda yer alan yerleşmeler, tesisler, binalar, limanlar sular altında kalacaktır. Bak şunu unutma. Tsunami okyanus ve deniz tabanlarında görülüyor. Tamam mı? Biz biraz önce deprem sonucunda nereleri dünyada almıştık? I ve H harfi çizdiğimiz yerleri almıştık. E o zaman ben hemen şöyle I ve H harfini gene çizersem, I ve H harfini çizdiğim alanlarda tsunami görülecektir. Özellikle yıkıcı anlamdaki tsunamiler okyanus kenarlarında görülecektir. Bunu unutmayalım. Yani bu ı ve h harfini çizdin. Okyanus kıyısında herhangi bir yer görüyorsan orada tsunami riski oldukça yüksektir diyebiliriz. Bak bunu unutmayalım. Bu oldukça önemlidir. Peki Türkiye'de tsunami görülür mü? Hemen bir düşünün. Türkiye'de tsunami görülür mü? Eğer ki siz Türkiye'de tsunami görülmez dediyseniz hata yapıyorsunuz. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar biz biraz önce tsunaminin görülmesi için okyanus ya da deniz tabanlarında deprem şuraya şöyle deniz diye yazalım deprem meydana gelecek. Volkanizma faaliyetleri meydana gelecek ve kütle hareketleri meydana gelecektir. E şimdi bizim ülkemizde 3 tane ana fay kuşağı yok mu? Bu 3 ana fay kuşağının bulunduğu bir bölgede deniz tabanında bir deprem meydana gelirse Türkiye'de de tsunami görülebilir. Ama Türkiye'de şunu unutmayalım afet boyutunda tsunami görülmez. Yani tsunami de görülebilecek bir tsunami şiddetinin büyüklüğü 3-6 metre yüksekliğindedir. Yani Japonya'daki gibi 40-50 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası göremeyeceğiz. Ama bizim ülkemizde de gene tsunami görülüyor. Bakın dikkat ederseniz Marmara çevresi Ege kıyıları, Akdeniz kıyılarında geçmiş dönemden günümüze kadar 90'dan fazla tsunaminin de meydana geldiği resmi kayıtlara geçmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Hemen şöyle geldik bir diğer kısım. Volkanizma faaliyetleri ya da volkanik faaliyetler. Magmanın yeryüzüne çıkması olarak adlandırıyoruz biz bu volkanizma faaliyetlerini ve volkanizma faaliyetleri Özellikle can ve mal kaybının yanı sıra tarım alanları ve bitkilere de büyük zararlar vermekte, hava ulaşımını olumsuz etkilemekte ve büyük çevre sorunlarına yol açabilmektedir. Mesela volkanizma faaliyetleri sonucunda o volkanizmadan çıkan gazlar atmosferdeki su buharıyla tepkimeye girerek asitik özellik gösterir ve bu yağışlar neticesinde de asit yağışları görülür diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki biz biraz önce tsunami için ne yaptık? Gene I ve H harfi yaptık. Volkanizma için de gene I ve H harfi yapacağız. Yani nereden başlıyoruz? Amerika'nın bu batı kısmından başlıyoruz. Atlas Okyanusu'nun ortasından devam ediyoruz. Asya'nın doğusuna geliyoruz. Bir de şöyle Akdeniz Himalaya hattını çiziyoruz. Bakın dikkat edin gene I ve H harfi yaptık. Ve bu I ve H harfi yaptığımız alanlarda volkanizma faaliyetleri afet boyutunda ne yapabilir? Görülebilir sevgili arkadaşlarım bunu unutmamış olalım. Mesela bu kısımda ne diyebiliriz? Volkanizma faaliyetleri diğer afetleri de tetikleyebilir. Volkanizma faaliyetleriyle birlikte depremler görülebilir. Volkanizma faaliyetleriyle birlikte tsunamiler görülebilir. O yüzden bu afet diğer afetleri de tetikliyor unutmayalım. Peki Türkiye'de volkanizma şu anda afet boyutunda görülebilir mi? Tabii ki de hayır. Çünkü bizim ülkemizde şu anda aktif bir volkanik dağımız yer almamakta. Resmi kayıtlar anlamında söylememiz gerekirse 1441 yılında Evliya Çelebi seyahatnamesinde Nemrut Dağı'nın lavların çıktığını seyahatname kitabına yazmıştır diyebiliyoruz. Ama şu anda bizim ülkemizde aktif bir volkanizma faaliyetimiz yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çok ciddi anlamda yıkıcı bir deprem yaşadığımız zaman buradaki o sönmüş volkanizma faaliyetleri tekrar aktif hale gelebilir. Bunu da unutmayalım. Ama şunu da unutmayalım. Parantez açmamız gerekirse bu alanlar evet tehlikeli alanlar. Bakın mesela bizim ülkemizde şu anda aktif değil ama ya da bu alanlar dünyada tehlikeli alanlar ama nüfusunda yoğun olduğu yerlerdir. Neden derseniz çünkü volkanizma faaliyetinin bu olduğu ya da görüldüğü alanlarda metalik maden ciddi anlamda fazladır. Aynı zamanda tarım toprakları da verimlidir. O yüzden de bu alanlar yoğun nüfusludur diyebiliriz. Kütle hareketleri dediğimizde burada şunu karıştırmayalım. Erozyon şuraya şöyle uzun uza diye yazıyorum. Erozyon kütle hareketi tabii ki de nedir? Değildir. Yani bunu hep karıştırıyorsunuz. Kütle hareketi nedir deyince hemen erozyonu alıyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum. Erozyon bir kütle hareketi değil. Bunu unutmayalım. Bu bizim için oldukça önemli. Erozyon bambaşka bir olay, kütle hareketi bambaşka bir olay. Peki bu kütle hareketi nedir dediğimizde? Heyelan toprak kayması, kaya düşmesi, çamur akıntılarıdır. Yani bizim herhangi bir bölgede kütle hareketini görebilmemiz için o bölgenin böyle dağlık ve engebeli alan olması lazım. Ve eğim doğrultusunda bu kütlenin ne yapması lazım? Yer değiştirmesi lazım. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım. Ama mesela erozyonda böyle bir durum yok ki. Erozyonda mesela bit görsünden yoksun alanda toprağın üst kısmının böyle süprülmesi olayı var. Yani şu kısım erezyon oldu. Bu kısım ise kütle hareketi oldu. Bak heyelan demiyorum, kütle hareketi diyorum. Heyelan da olabilir, toprak kayması da olabilir, kaya düşmesi de olabilir, çamur akıntısı da olabilir. Peki herhangi bir bölgede kütle hareketlerinin yaşanabilmesi için arazinin, bak bunu unutmayalım, eğimli olması lazım. O zaman bana dünya haritası üzerinde kütle hareketleri nerede yaygın görülür diyorsa hemen nereyi bilmem gerekiyor ya da neleri bilmem gerekiyor? Dağlık alanları bilmem gerekiyor. Bak mesela Amerika'nın batı kısmında hangi dağlar var? Kayalık dağları var. O zaman burada kütle hareketi görülebilir. Güney Amerika'nın gene batı kısmında Ant dağları var. E burada da kütle hareketi görülebilir. Amerika'nın güneydoğu kısmında Apalaş dağları var. E burada da kütle hareketi görülebilir. E Avrupa'da Alp dağları var. Asya'da ise şöyle devam ediyoruz. Himalaya dağları var. E bu alanlarda da kütle hareketi görülür. Mesela başka Amerika'nın Avustralya'nın o doğu kısmına geldiğimiz zaman burada da dağlık alanlar var. Bu alanlarda da kütle hareketleri ne yapabilir? Yaygın bir şekilde görülebilir sevgili arkadaşlar. Bir de burada toprağın suya doygun hale gelmesi lazım. Yani bir yerde benim kütle hareketi görebilmem için sadece engebe yeterli değil. Engebe ile birlikte şiddetli yağışlar ya da ani kar erimelerinin de yaşanması gerekiyor. Arazinin yapısı da oldukça önemli. Mesela bu arazide alt kısmında geçirgenliği düşük olan bir kayaç yapısının olması gerekiyor. Mesela kirli bir kayaç yapısının olması gerekiyor ve bu yağışlar neticesinde bu su yer altına sızamayacaktır ve buradaki kütle yayım doğrusunda yer değiştirecek. Ya da bu bölgede depremler olabilir, volkanizma faaliyetleri olabilir. Bitki örtüsünü tahrip edebiliriz. Yamaç dengesini bozan beşeri faaliyetler olabilir. Tüm bu sebepler bu alanda bir kütle hareketinin görülmesine neden olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de Tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman, istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter. O da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Türkiye'de kütle hareketleri görülüyor mu dediğimiz zaman evet Türkiye'nin hem iklim özelliklerini düşündüğümüzde hem de jeolojik jeomorfolojik özelliklerini düşündüğümüzde kütle hareketlerinden özellikle heyelanın oluşumu ciddi anlamda fazladır. Eğer ki bana böyle bir soru içerisinde Türkiye ölçeğinde bir yer vermesi gerekiyorsa Doğu Karadeniz kısmını verecektir. Çünkü Doğu Karadeniz kısmı hem engebeli yani dağlık ve engebeli hem de yağış anlamında Türkiye'nin en fazla yağışının düştüğü bölgedir. O yüzden kütle hareketi bu alanda yaygın bir şekilde görülecektir diyebiliriz. Onun dışında mesela Erzurum'u söyleyebiliriz, Kastamonu'yu söyleyebiliriz. Bu alanlarda da gene risk yüksektir diyebiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Burada mesela kütle hareketini önleyebilmek için istinat duvarları yapabiliriz. O yamaç dengesini bozabilecek beşeri faaliyetleri azaltabiliriz. Suyun yer altına sızabilmesi için direner sistemleri oluşturabiliriz sevgili arkadaşlar. Ama şunu unutmayalım. Kütle hareketini önlemek için ağaç dikmek önemli bir ifade değildir. Bu mesela çıkmış ÖSYM sorusudur ve çok ciddi anlamda tartışmalara da yol açmıştır. Ama biz ağaç dikmek noktasından ön plandadır derseniz erozyonu önlemek daha ön planda. Burada kütle hareketinin oluşumunu ne hızlandırır dersek ormanı tahrip etmemiz hızlandırır. Yani şöyle düşünün. Doğu Karadeniz'de özellikle bit görse oldukça gür. E bit görsü oldukça gürse o zaman burada kütle hareketinin çok riskinin düşük olması lazım. Ama riske baktığımız zaman en yüksekte bu alan. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ha geldik şimdi erozyon. Ne demiş bana burada? Toprak aşınımı demiş. Özellikle erozyon bit görsünün tahrip edilmesi sonucunda toprağın, su, rüzgar ve insanların çeşitli faaliyetleriyle aşınarak taşınması olayıdır. Bak aşınarak taşınması olayıdır. Yani buradaki toprak çeşitli durumlar sonucunda buraya gidiyor. Biz erozyonu iki şekilde adlandırabiliriz. Bir doğal erozyon, iki hızlandırılmış erozyon. Ve buradaki en tehlikeli olanı hızlandırılmış erozyondur. Bu hızlandırılmış erozyonda insan faaliyetleri daha ön plandadır diyebiliriz. Doğal süreçlerdeki erozyonun olumsuz etkisi ona göre çok çok daha azdır diyebiliriz ama şunu unutma Erezyon bu afetler içerisinde yavaş gelişir ama etkileri çok uzun süre devam eder O yüzden buna dikkat etmemizde oldukça büyük fayda vardır ve herhangi bir yerde erezyonu görebilmek istiyorsak o bölgenin ya kurak olması lazım ya da yarı kurak bir bölge olması lazım özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle birlikte ortaya çıkan bir afettir Buna da dikkat etmek oldukça büyük fayda var. Peki bir bölgede erozyonun sıklığını ve etkilerini bakın dikkat edin azaltmak için ne yapmamız gerekiyor derseniz hemen aklınıza Tema Vakfı gelsin. Türkiye Erezyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. O zaman biz erozyonun etkilerini azaltabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bulduğumuz alanlara hop böyle ağaçlar dikmemiz gerekiyor ki o toprağın üst kısmını ne yapsın kalsın. Ağaçlandırma faaliyetleri önemli. Eğer ki biz mesela Şöyle bir arazimiz olsun. Bakın eğimli bir arazi. Ve burası bizim tarım arazimiz olsun. Şuraya şöyle tarım arazisi diye yazdım. Eğer ki ben buraya traktörü getirdim. Traktörle bu tarım arazisini böyle sürersem ne yapıyorum biliyor musunuz? Erozyona davet çıkarıyorum. Çünkü bakın dikkat edin. Yağış düştüğünde bu sel ya da seyelan suları buradaki toprağı ne yapacaktır? Alıp götürecektir. Bu erozyonu şiddetlendirecektir. Peki ben eğime arazimi, tarlamı nasıl sürmem gerekiyor derseniz eğime böyle dik sürmem gerekiyor. Bak şimdi mantıklı düşün. Yağışla birlikte bu su burada kalacak. Burada kalacak, burada kalacak ve aşağıya o toprağın götürülmesini engelleyecektir. O yüzden biz tarım arazilerimizi eğime dik sürmemiz lazım. Bak bu çok önemli, tamam mı? Eğimli arazilerde tarım yapacaksak biz bu arazileri ne yapmamız gerekiyor? Mesela şuradaki gibi şöyle basamaklandırmamız. Bu olaya biz ne diyeceğiz? taraçalama işlemi diyeceğiz. Basamaklandırmamız gerekiyor ve biz özellikle yarı kurak iklim bölgelerinde nadas tarımı yerine nöbetleşe ekim. Yani bir yıl A ürünü, ikinci yıl B ürünü ne yapacağız? Yetiştireceğiz. Eğimli tarım arazileri yüzeydeki su akışını azaltmak için biraz önce de söyledik. Tekrar söylüyorum eğime dik sürülmeli. Hayvancılık faaliyetlerinde çayır ve meraları erken ve aşırı otlatmayacağız. Bu da oldukça önemli ve en önemlisi bence halkı erozyona karşı bilinçlendireceğiz. Peki Türkiye erozyona geldiğimizde ülkemizin topraklarının büyük bir bölümü erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özellikle şöyle söyleyebilirim. Her yıl bizim ülkemizde bir Kıbrıs adası büyüklüğündeki toprağımız erozyonla dağlık alanlara onun dışında barajlara ya da tarım yapmadığımız alanlara gitmekte bu da ister istemez toprağımızın verimini azaltmaktadır. Peki şiddet nerede fazla? Biz Erezyon dediğimizde özellikle yarı kurak iklim bölgeleri demiştik. E bizim ülkemizde yarı kurak iklimin en net görüldüğü yer İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik şimdi şiddetli rüzgarlar kısmına bu rüzgarlar yani sonuçları itibariyle zaman zaman afetlere yol açabilmekte ama erken uyarı sistemiyle bu afetin o bu doğa olayının diyeyim afete dönüşme hızını da ya da riskini de azaltmaktadır. Şiddetli rüzgarlar saatteki hızı 60 kilometrenin üzerinde olan rüzgarlardır. Bunlar bak ne diyor? Şiddetli sağanak yıldırım çimşekleri de beraberinde getirerek tehlikeli sonuçlara yol açabilmekte. Biz bunlara fırtınalar diyoruz sevgili arkadaşlar. Onun dışında mesela kasırgalar var. Fırtınalar oluştuğu bölgeler, esiş hızları ya da bıraktıkları yağış miktarı ve neden olduğu yağış türlerine göre yıkıcı etkiye sahip olabilir ve farklı isimler alabilir. Bunlardan mesela fırtınaların en hızlı gelişeni ve en yıkıcı etkiye sahip olanı kasırgalardır. Sıcak ve nemli bir hava kütlesinin hızlı bir şekilde, hızlı bir biçimde bakın buna dikkat edin yükselmesiyle birlikte meydana gelmekte. Özellikle ekvatoral kuşakta etkili olmakta. Bak bunu unutmayalım. Ekvatoral kuşakta etkilidir ve etkili olduğunda bir binanın çatısını uçurabilir. Bir ağacı kökünden sökebilir. Bir arabayı olup başka bir yere atabilir. O yüzden de yıkıcı etkisi vardır diyebiliriz. Ve burada özellikle bakın ekvatoral hattı yani ekvatoral bölgeyi çiziyorum şöyle. Ekvatoral bölgenin çevresinde işaretli yerler varsa ki özellikle burada şurayı unutmayalım. Meksika körfezi bu alan kasırgaların ana vatanı olarak karşımıza çıkabilmekte. Peki Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de etkili olan rüzgarlar. Şimdi biz orta kuşakta olduğumuz için burada cephesel fırtınalar, orajlar, hortumlar görülebilmekte ve bunlar Türkiye'de etkili olabilmekte. Bunun dışında mesela yerel rüzgarlarımız da var. Sıcak, soğuk karakterli yerel rüzgarlarımız da var. Bunlar da kuvvetli fırtınalara dönüşebilmekte ama Türkiye'de bu etki ekvatoral bölgeye göre çok daha düşüktür. Bizim seralarımıza zarar verebiliyor, bazı dönemlerde insanların hayatını kaybetmesine neden olabiliyor ama bir ekvatoral bölgedeki kadar büyük bir etkisi yoktur diyebiliriz. Geldik sel ve taşkınlar. Yeryüzünün özellikle büyük bir bölümünde görülen ve ciddi anlamda can mal kaybına neden olan su baskınları genelde sel ve taşkınlar olmak üzere ikiye ayrılmakta. Bak dikkat et. Ani ve şiddetli yağışlar ile Kar erimeleri sonucu oluşan, hızla akışa sahip sulara sel, akarsuyun sahip olduğu akımının artmasıyla taşıdığı su miktarının çevresindeki arazilerde göllenmesine taşkın ismini vermekteyiz. Eğer ki bana bir ifadede bunu söylediğinde hemen nereye alacağız? Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya kısmını alacağız. Bu bölgede muson iklimi görülmekte. Yaz yağışları oldukça fazla. O yüzden yaz döneminde sel ve taşkın riski de bu alanda yüksektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. En önemli alanı da burasıdır. Peki Türkiye'de sel ve taşkın görülüyor mu? Tabii ki de görülüyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülüyor. Peki nerede görülüyor? dersek riskin yüksek olduğu yerler koyu kırmızı ile işaretlenmiştir. Burada şunu bilmemiz bizim işimizi gayet kolaylaştırır. Eşrefin neysini çiziyorsun. Bak şimdi buradan başlıyorsun. İlkbahar köşeye geliyorsun, yaz, yukarıya çıkıyorsun, sonbahar, ve bu alanlara geliyorsun kış kış. Bak eğer ki bana bir ifade edin mevsimsel anlamda sel ve taşkın riski yüksektir derse bunu yapıyorsun. Ama riskin en yüksek olduğu yer neresidir derseniz Karadeniz'in özellikle doğu kısmını alabiliriz bu noktada sevgili arkadaşlar. Geldik çığa. Genellikle eğimli yamaçlarda tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin çeşitli sebeplere bağlı olarak aşağı doğru hızla kayması olayına çığ diyoruz. Çığ olayı özellikle dünya ölçeğini düşündüğümüzde dağlık alanlarda görülebilecek bir afettir. Hemen şöyle geriye geliyorum. Peki biz dünyada dağlık alanların nereler olduğunu biliyorduk? Ahanda şu kısımda kim vardı? Kayalık dağları. Bu kısımda Ant dağları vardı. Bu kısımda Apalaş dağları vardı. Burada Alpler, burada Himalayalar vardı. Şurada da Atlas dağları vardı. Bu dağlık alanlarda özellikle eğim doğrusunda bu kütlenin yer değiştirmesi olayı çığ olayı olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Peki Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de özellikle çığ riskinin en yüksek olduğu alan Doğu Anadolu bölgesi. Hem buranın ortalama yükseltisi fazla. Şuraya şöyle ortalama yükseltisi fazla diye yazalım ve buralarda kışlar uzun geçiyor ve yoğun bir şekilde de ne var? kar yağışı var. İşte bu tüm sebepler Türkiye'de çığ olayının özellikle Doğu Anadolu bölgesinde görülmesine neden olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik mesela dünya ölçeğinde de Türkiye ölçeğinde de son dönemlerde küresel iklim değişimlerine bağlı olarak daha fazla görmüş olduğumuz afetlerden bir tanesi orman yangınları. Ormanların ekosistemin işleyişi su rejimini düzenlenmesi iklime olumlu katkısı özellikle erozyonu da büyük ölçüde önlemesi sebebiyle çok önemli etkileri vardır. Ama biz beşeri faaliyetler neticesinde ormanları ne yapmaktayız? Zarar vermekteyiz. Ve buradaki çıkan orman yangınları evet doğal süreçler içerisinde meydana gelebilir ama orman yangınlarının çok büyük bir bölümünün temel sebebi bak %99'u insanların bilinçsizce ve bilinçli yani kasıtlı davranışları neticesinde oluyor. Yani biz ne yapıyoruz? Mesela biz piknik için bir ormanlık alana gidiyoruz. Mangalımızı, semaverimizi yakıyoruz. O her şey güzel, harika. O yaktıktan sonra kalan o mangal kömürü var ya, onu hemen bilinçsiz bir şekilde köşeye bırakıyoruz. Yahu o söndü mü mübarek? Ya bir ona dikkat et bir baksana şöyle bir eşele bir bak değil mi? Ama oradan mesela rüzgarla birlikte bir kıvılcım gidiyor. Oradaki bir iğne yapraklı ağacın iğnelerini, o kalıntılarını yakıyor. Daha sonra geri dönüş olmayan problemler yaşanıyor. Ya da hayvancılıkla uğraşan insanlar hayvanlarını otlatabilmek için ne yapıyorlar? Maalesef ormanları yakıyorlar. Bu noktada birçok yerde bu olaylar görülmekte. Özellikle bir yerde orman yangınının görülebilmesi için yazların hem sıcak olması lazım hem de aynı şekilde kurak olması lazım. Yani bir yerde orman yangı riski yüksek diye orada orman örtüsü fazla yorumunu yapmayın. Neden dediğimizde yahu baksana bizim ülkemizde orman varlığının en yüksek olduğu alan Karadeniz ama riskin de en düşük olduğu alan orası. Niye? Çünkü burası her dönem yağışlı olduğu için nemli. Ama şu bölgeye baktığımız zaman, özellikle Akdeniz iklim bölgesine baktığımız zaman bu bir dönemi hem sıcak hem de aynı zamanda kuraktır. O yüzden de riskimiz Akdeniz iklim bölgesinde oldukça fazladır diyebiliriz. Geldik salgın hastalıklar çok yaygın görülen biyolojik afetlerin başında gelmekte ve can anlamında da en fazla can kaybının yaşandığı afetler kısmında da İspanyol gribini biraz önce söylemiştik sevgili dostlar. Mesela Avrupa'da 14. yüzyılda veba salgını yaşanıyor ve Avrupa nüfusunun hemen hemen 3'te birlik kısmını 50 milyon civarında insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İspanyol gribi yaşandı. 20 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Devamında birçok hastalık yaşandı ama bu hastalıklarla ilgili son dönemde aşıların bulunması bunların o ölümcül etkisini azaltmakta da oldukça önemli bir etkiye sahiptir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve son dönemde yaşamış olduğumuz bir salgın vardı. Neydi bu salgın? Covid-19 pandemisi ilk olarak Çin'de ortaya çıktı. Sonra dünyanın birçok noktasında ortaya çıktı. Ve şu anda pandemi kısmından literatürde kalktı diyebiliriz. Ve birçok insanımız maalesef bu salgınla birlikte hayatını kaybetti diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik afet yönetimine. Yani meydana gelen bir afetin. O riskini azaltabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor derseniz 1 risk ve zarar azaltma 2 hazırlık 3 müdahale, 4 iyileştirme olmak üzere 4 aşamayla biz bu afet yönetimini hayata geçirmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki burada birinci kısmımız risk ve zarar azaltma. Yani afetle mücadelede en etkili ön yöntem ya da önlem afetin oluşmasına zemin hazırlayacak koşullara karşı bilinçli davranarak önceden önlem almaktır. Mesela şu anda beklenen ne var? Bir Marmara depremi var değil mi ve Bilim insanları sürekli olarak bizi bu noktada ne yapıyor? Uyarıyor. İşte biz bu Marmara depreminin etkilerini azaltmak için birinci kısımda dayanıklı binalar ne yapmamız lazım? inşa etmemiz gerekiyor. O yüzden bunlarla ilgili en etkili yöntem risk ve zarar azaltmadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte CBS dediğimiz bir sistem var. İleriki dönemlerde, ileriki yıllarda 9. 10. 11. ve 12. sınıfta yeni müfredatla birlikte bunu daha yoğun bir şekilde işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu konuma dayalı her türlü bilginin bak toplanması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi, sunulması olarak tanımlanabilir. Yani meydana gelen bir afetin öncesinde o bölgede durum nasılmış? Afetin sonrasında oradaki meydana gelen durum, değişiklik nedir? Bunu mesela biz coğrafi bilgi sistemleri ile birlikte çok rahat bir şekilde görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bunu bize CBS yani coğrafi bilgi sistemleri katmanlar şeklinde sunmakta ve bu verileri biz seri bir şekilde dönütler eşliğinde sunabilmekteyiz. Bunu da unutmamış olalım. Bir de uzaktan algılama dediğimiz bir sistem var. Peki bu sistem nedir dersek yer ile bir bağlantı olmaksızın uzaktan o yere ait çeşitli verilerin elde edilmesidir. Uydu ve hava fotoğrafları burada oldukça önemli bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Mesela 2017 yılında Meksika Körfezi açıklarında Irma kasırgası yaşandı. Salı günü başlayan kasırga çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri gideceği noktada Florida yer alıyor ve bu uzaktan algılama sistemleriyle birlikte Florida'dan insanlar başka alanlara o süreçte göç ettirilmek zorunda kaldı ve bu kasırganın yıkıcı etkisini en asgari düzeye indirdi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve geldik sizinle birlikte 10. sınıfın sonuna. Biz sizleri 11. sınıfa uğurluyoruz. Yaz döneminde özellikle hem 9. sınıfta hem de 10. sınıfta tüm derslerle ilgili eksik olduğun kısımların varsa tam eksiksiz bir şekilde 11'e geçmen gerekiyor. Çünkü 11. sınıfta sen artık bölümünü seçeceksin. Ve 9 ve 10'da gördüğün tüm dersler senin TYT sınavında karşına çıkacak. O yüzden 9 ve 10'u bu yaz döneminde çok yoğun olmasa bile eksik olduğun kısımları bitirmeni tavsiye ederim. 11. sınıfa bomba bir şekilde başlaman için. Peki bugün biz sizlerle neler gördük? Son dersimizde afetler. Hem dünyada hem Türkiye'de bunlardan nasıl korunabiliriz? Bunları nasıl önleyebiliriz? Afetlerle ilgili korunma yöntemleri, dağılışlarından bahsettik ve karşınızda 10. sınıf coğrafyanın son ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.